Konumuz taharet bahsiydi. Şimdi bu bölümde necasetin giderilmesi babı var. Burada birçok rivayette, mesela şimdi bir rivayette Ali bin Abbas'ın radıyallahu anh'a enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vecede şâtem meyteten, bir ölmüş koyun leşi buldular. Utiyet ha mevlatu tun limmeymunete, Meymune validemizin azatlısı cariyesi olan bir hanıma o hanım vermişti, onu getirmişti. Mine sadakat, zekat malından ona verilmişti. O hayvan öldü. Bakara Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hella intefa'tum bi cildiha, onun derisiyle menfaatlendiniz mi? Menfaatlenseydiniz ya. Onlar o hayvan ölünce onu necis diyerek attılar. Çünkü ölü hayvan eti yenmez. Buyurdu ki onun derisiyle menfaatlenseydiniz ya. Kalül dediler ki inna meytetun, o ölü bir hayvandır. Ölü hayvan yenmez, alınmaz, satılmaz. Fekale buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innema harme ekluha, ancak onun yenmesi haramdır, eti haramdır, etini kullanmak, satmak haramdır. Derisi tabaklanıp kullanılabilir. Çünkü tabaklama ne yapıyor? Domuz ve köpekten başka, ölü yılan, fare gibi hayvanlardan başka diğer bütün hayvanları tabaklama temizler. Mesela ayı, kurt, çakal gibi hayvanlar da derisi tabaklandığı zaman kullanılabilir. Ama koyun, keçi, inek gibi hayvanlar zaten besmeleyle kesilince derisi de temiz oluyor. Derisinin üzerindeki yaşlı, kanma gibi şeyler kurutulup gidince, güneşte kurutulursa veya ilaçlamayla tabaklanırsa zaten temiz olur. Dolayısıyla ölmüş hayvanın eti, içindeki organları falan, İşte yenebilen organları artık yenmez. Ancak kemiği, saçı, kılı, tırnakları, onlara kan girmediği için, onlara can girmediği için onlarla kullanmak caiz oluyor. Kendi kendine ölmüş olsa bile. Derisini kullanmak istersen bu sefer derisinin tabaklanması lazım. Ve anhu yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan kale semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza dubial ihabu fakat tahura. Deri tabaklandığı zaman muhakkak temiz olur. Bir rivayetin eyyumma ihabin dubiga fakat tahura. Hangi deri tabaklanırsa o temiz olmuş olur. Evet. Tabi burada başka rivayetlerden anladığımıza göre necisi aynı olan hınzır ve köpek de oraya giriyor. Onların derisi tabaklansa da temiz olmaz. İmam Muhammed'e göre de herhalde fil derisi de tabaklansa da temiz olmaz diyor. Ani bini ve'aleten tessebba'i. Bu, evet. Hanım ravi Seltü İbn Abbas'ın, İbn Abbas'a sordum diyor. Kultu dedim ene İnna nekûnü bil mağribi. Biz mağrib bölgesinde yaşıyoruz. Feyettiyenel mecusu bil eskiyeti. Bize mecusiler, putperestler, din iman bilmeyen adamlar su kabında su getiriyorlar. Su kapları mesela tulum, deriden yapılıyor. Fihel ma, onun içinde su var. Vel vedek ve iç yağ falan var. İncek maddeler var. Pekmez korlar, şıra korlar. Ama kabı deriden. Fekale işrep, iç, onu içebilirsin, kullanabilirsin. Fekultu dedim ki erayun terahu, senin kendi görüşün mü? Fekale dedi ki İbn Abbas radıyallahu anh semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Dibaguhu tahuruhu, onun tabaklanması temizlenmesi demektir. Demek ki o kabı yapanlar, o deriyi ima edenler ne yapıyorlar? Onu bir işlemle geçiriyorlar. İşlemle geçince ilaçlamayla şunda bunda ne oluyor? O dönüşüme oluyor.
necaset ondan gidiyor. Dolayısıyla yeni bir şekil aldığı için o temizlemiş oluyor. Ancak işte hınzır derisi, yılan derisi, köpek derisi, fare derisi böyle tamamen necis olan şeylerin derileri tabaklanmadan temiz olmaz. İnsan derisi de tabaklanmaz çünkü insan bütün eşyası, bütün cismi nedir? Keremlidir. Böyle müptezel olarak rastgele kullanılamaz. Burada şimdi demek ki derilerin temizlenmesi tabaklanma ile oluyor. An Ebi Hurayra radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl, izâ velegal kelbu. Şimdi başka bir konuya geçti. Köpek yaladığı zaman fî innâ ehadikum, sizden birinin kabına köpek ağzını sokup diliyle yalarsa ne oluyor? Oraya salyası bulaşıyor. Dolayısıyla eti pis olduğu için onun etten zuhreden salyası da tükürüğü de akıntısı da pistir. O halde ne yapasın? Felyurikhu. İçindeki suyu boşaltsın kişi. Ne varsa içini boşalt. Sümmel yagsilhu seven mirarin. 7 kere onu yıkasın. Evet. Rivayetin ulahunne ev ihtahunne bitturab. Bir rivayette ilk yıkama yerine veya içinden bir tanesi toprakla silinsin demektir. Uhra başı rivayette es-sabihate bitturab. 7. yıkaması toprakla olsun diyor. Evet, bu da Şafilerin görüşü oluyor herhalde. 3 defa yıkamakla temizlenir. 7 defa yıkanması müstahaptır. Ta yani vesveseyi keser. Köpeğin demek ki arttığı ne oluyor? Pis oluyor. Kedi de aynı şekilde normalde pistir. Ancak kedinin içtiği su, arta kalan su mekruhtur. Başka su varsa kullanılmaz. Ama kedi her yere girdiği için onu mani olamıyorsun. Köpek evin dışında beslenir. Evde köpek beslemek olmaz. Evinde köpek besleyenler dikkat etsin. Kesinlikle dine uymayan bir iş yapıyorlar. O eve melek girmez, rahmet meleği girmez. Ayrıca köpeğe zulümdür. Hayvan evin dışında olması lazım. Çoban köpeği, ne bileyim av köpeği neyse evin dışında olması lazım. O hayvan hayvanlığı yapacak bir sahası olması lazım. Hayvan eve hapsedersen hayvana zulmedersin. Hayvan hakları denen bir şey var. Ama nerede o hayvan hakları? Etleri yiyorlar, kafayı çekiyorlar. Öbür taraftan kurban kestiğiniz zaman hayvan hakları diye ortaya çıkıyorlar. İşte şimdi ağaç yeşili koruma diye bir şey çıkardılar. Öbür taraftan dünyayı altına getiriyorlar. Bu çok çarpık bir zihniyet. Demek ki evinde köpek beslemek asla doğru değil. O evde bereket olmaz. Rahmet meleği oraya girmez. Efendimiz Aleyhisselam gelse oraya girmez. Evet. Şimdi bu temizlik bölümünün kan, idrar, mezi gibi ve diğer akıntılar gibi şeylerin temizlenmesi hakkında bölüm. An Esma'e, evet, Ebu Hazretleri'nin kızı Esma validemiz kalet diyor ki Câetim râetun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın biri nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Fe kalet dedi. İhtana yusibu sebbeha min demil haydati. Bizden bir kadın, içimizden kadınlardan biri hayzlandığı zaman hayz kanı elbisesine değiyor. İnsanlık hali çünkü o akıntı üstüne başına bulaşıyor. Kefe tasnav bihi. Bunu ne yapsın? Ne yapacak yani? Kale burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tahuttuhu. Onu eliyle sıyırsın. Sümme takrusuhu bilma. Sonra onu suyla çitilesin böyle. Ovalasın. Sümme tandihuhu. Sonra onu suyla yıkasın. Güzel bir şekilde yıkasın. Sümme tusalli fihi. Sonra o elbiseyle namazını kılabilir. İşte 3 kere yıkanırsa her seferinde sıkılıp durusu akıncaya kadar şey yapılırsa temizlemiş oluyor. Evet. An Ebi Hurayra radıyallahu anh kâle kâme arabiyyun. Adam biri geldi. Ayağa kalktı. Febâle fil mescid. Mescidde, Mescid-i Nebevi'de çişini yaptı. Bedevi köylü gelmiş. Ne yapacaksın? Şaşırmış demek ki. Orada bir kenara çişini yapınca فَتَنَابَلَهُنْ نَاسُ insanlar ona hücum ettiler. Üzerine saldırdılar. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun gibi mescide böyle şey olur mu diye. Onu durdurmak için koştular. Ve kâle lehum nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben buyurdu ki te'uhu onu bırakın. Dokunmayın adamı. Adam cahil. Ne yapalım? Ne yapın? Herigu akıtın ala bevli idrar üzerine seclem min ma'in ev zenube min ma'in. Sudan bir kap, iki kap, birkaç kırba su döküp idrarını
yok edin. Demek ki her şeyin çaresi var. İslam yeni geliyor çünkü. İnsanlar oturmayı, kalkmayı, yemeği, içmeyi, hacetini gidermeyi bilmiyorlar ki. Din geldi çünkü. Medeniyet geldi. İslam geldi. فَاِنَّمَا يُبْعِسْتُمْ مُيَسِّر۪ينَ Ancak sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. وَلَمْ تُبَعَسُوا مُعَسِّر۪ينَ Zorlaştırmak için gönderilmediniz. Bu din ve İslam'ın ehli demek ki cahillerin cehaletini gördüğü zaman katlanacak, onu düzeltmeye çalışacak, işi kolaylaştıracak, yokuşa sürmeyecek. İbadetteki takva yönü zorlaştırmak değildir. Ha, onu da yeri gelmişse söyleyelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ibadete göre, ashab-ı kiram yaptığı ibadete göre, evliyaullah yaptığı ibadete göre bizim ibadetimiz ne kadar? Ne rekat sayısı benziyor, ne kılıç şeklimiz benziyor, miktar benzemiyor, muhteviyat benzemiyor. Dolayısıyla bizim ibadetimiz onlara göre çok azdır. Hani diyoruz sabah namazını, beş vakit namazını cemaatle kıl, işrak namazını kıl, kuşu namazını kıl, evvab namazını kıl, teheccüd namazını kıl. Ya zorlaştırıyorsun diyorlar. Ne zorlaştırması be adam? Ashab-ı kiramın halini okursan görürsün, alınları secde izinden aşınmış. Omuzlarında elbiseler birbirlerine sürttüğü için ne olmuş? Soyulmuş sanki. O kadar namaza dikkatli kılıyorlardı. Ya bizim ise neyimiz var? Beş vakit namazı cemaatle kılmayan bir adam ne konuşuyor da? Neyin zorlaşmasından konuşuyor? Dolayısıyla zorlaştırmak demek insanların takatının taşıyamayacağı, üzerine yüklediğin zaman onu kaldıramayacağı şekilde ona iş yüklemek oluyor. Dolayısıyla kolaylaştıracağız deyip de dinin, İslam'ın, Kur'an'ın, işte farzın, vacibin, sünnetin yontulması asla doğru değildir. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Kolaylaştırma işi dini kolay yaşamaktır. Kolay şekilde insanlara anlatmaktır. İnsanları kolay şekilde inşallah cennete garanti götürmenin yoluna bakmaktır. Sen şunu kısarsın, bunu kısarsın, o zaman o adam kolay şekilde cehenneme gider. Yanlış anlamayalım ya. Ani bin Abbasin radıyallahu anh'a kâle merren nebi sasem bi kabreyni. Bak, kolaylaştıran derken ne oluyor bak. Şimdi kolaylık olsun diye adamlar ne yapmışlar? Umumi tuvaletlere kavanoz koymuşlar. Ayakta adam milletin göz önünde affedersin çişini yapıyor. Bu medeniyet yani. Bu ne biçim medeniyet? Kedi bile, hayvan bile yaptığını örtüyor ya. Kendini saklıyor. İnsan bunu yapamıyor. Bu insan nasıl bir insan? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uğradı bir kabreyn, iki kabre. İki tane kabrin yanında geçiyordu. Fekale burada. İnnehuma bu ikisi leyuazzebani elbette azap ediliyorlar. Ve ma yuazzebani fi kebirin. Büyük günahtan dolayı da azap edilmiyorlar ha. Zannetme ki büyük günahtan. O ayrı. Emma hadduhuma birisi fekâne lâ yestetirü minel bevli. İdrardan örtünmezdi. İdrar yaparken saklanmazdı. Ya idrarından korunmazdı. O rivayette var. İdrarından sakınmazdı. Evet. İstibraya yapmazdı. O da giriyor buraya. Yani tam temizlenmezse ne oluyor? Bu sefer idrar çamaşırına bulaşır. Milletin ortasında idrarını temiz yapmadan, düzgün yapmadan böyle ulu orta iş yapardı. Ve emmel âkarı diğeri de fekâne yemşi bin nemimeti söz gezdirmekle dolaşırdı. İnsanlar arasını bozmak için söz gezdirirdi, söz gezdirirdi. Ya dedikodu diyoruz, dedikodu. Sümme sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahaze cerideten ratbeten bir yaş hurma dalı aldı. Feşakkaha onu kırdınız fenikeye ayırdı. Fegaraze fi külli kabrin vahideten. Onlardan birini her bir kabre soktu. Görüyor musun? Evet. Kalu dedi ki ya Resulallah, ey Allah Resulü, lime fealte hazır, niye böyle yaptın? Kale lallehu umur ki bu yuhaffifu anhuma, onlardan hafiflendirir. Malem yeybese, kurumadıkları müddetçe. Evet. Onların bu yaş nebat sayesinde kurumadığı müddetçe bunların azapların hafifletilmesini umarım diyor. Görüyor musunuz? Niye? Çünkü o yaş olan nebat da kendi halinde istiğfar ediyor diyor. İşte bak şeytan diyor. Beni aktara yestağfirul meyyiti ma dama ratben. E şimdi mezarlıklara ağaç dikmek lazım mı değil mi? Yeşillik yapmak lazım mı değil mi? Sen git de Arabistan'a bakayım. Bir tane mezarda bir tane yeşillik var mı?
dümdüz arazi. Birkaç tane ufak taş koymuşlar. Neyin ne olduğu belli değil. Efendimiz Aleyhisselam Ashab-ı Kiram'dan Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın kabrine gitti. Oraya bir taş koydu. Kardeşimin kabri bilinsin ki ben onu geldiğimde bulayım buyurdu. Ya. Ama Vehhabi'ye sorarsan, Selefi'ye sorarsan kabre tazim ediyor, kabre ibadet ediyor diyor. Kafaya bak, kafaya. Kabre mi ibadet ediyorsunuz, Allah'a mı? İbadet kime olur? Bir Müslümanın Müslüman olması için ne lazım? Sadece ve sadece ilah olarak, mabut olarak sadece ve sadece Allah-u Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmesi lazım, secde etmesi lazım. Bunun dışında başka bir güç, kuvvet sahibi tanıyıp ona secde ederse, kulluk ederse o tamamen zındık, müşrik, kafir olur. Bunu bilmeyecek kadar cahil mi bu Vehhabiler? Yok, inadına, hasetlikten, fesatlıktan ve Yahudi, İngiliz tahriki. Allah-u Teala hidayet nasip olan, hidayet nasip etsin değilse bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i kurtarsın inşallah. Bak görüyor musun Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Oraya iki tane dal dikti, ağaç dalı. Kuruncaya kadar bunlar o kişinin azabının hafiflemesine sebep olur. Dolayısıyla kabirleri düzeltmek, etrafını çevirmek lazımdır. Kaybolmasın, sahip çıkılsın. O ölünün amel defteri kapanmaması için onun çocukları, evlatları, tanıdıkları okusunlar. Ziyaret etsinler, ölümü hatırlasınlar. Bir sürü faydası vardır. An Ümmü Kays'in binti Mihsan'in, Mihsan kızı Ümmü Kays, enne etet bibnin leha sagirin, lem ye'kül et-tam. Ta henüz yemek yemeye başlamamış süt çocuğu olan yavrusunu aldı geldi Nebi Sallallahu Aleyhi ve yanına ila Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve eclesehu fi hecrihi, kucağın bari kucağı şerefine onu oturttu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O anda çocuk rahatladı herhalde. Febale ala sevbihi, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem elbisesine çişini yaptı. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem feda'a bimmâin, su getirtti. Fenadahahu, onu sildi. Eliyle sıvazı sildi. Orayı ne yaptı? Eliyle temizledi. Evet. Yani böyle çamaşır yıkar gibi değil de eliyle sildi oraları. Velem yağsili, onu yıkamadı yani. Yıkama gerek olmadan suyla sildi. İfrivayetin bir rivayette felem yezid ala en nadaha bilma. Suyu saçarak onu silmekten başka bir şey yapmadı. Evet. Başka bir rivayet ana Ayşe radıyallahu anh'a kalet. Ayşe validin buyurdu ki Uti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisabiyyin yerda'u. Süt çocuğu olan bir çocuk Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirildi. Febale fi hacri, kucağına çişini yaptı. Feda bi ma'in hesabbehu aleyhi, su istedi. Onun üzerine döktü, sildi. İmam-ı Müslim bunu rivayetmiş. Anibabete bintil Haris kalet kânel Hüseyin'u, bu hanım validemiz Ashab-ı Kiram'da hanım olan sahabiye olan validemizden olan sahabiye demiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Hasan radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh küçükken getirilmiş. Fi hicri Resulullah sallallahu aleyhi ve kucağına oturtuldu. Febale aleyhi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çişini yaptı Hazreti Hüseyin. Fekultu, dedim ki elbes sevben, yeni bir elbise giy ya Resulallah. Ve atini izareke, gömleğini bana ver, elbiseni. Hatta agsillehu, onu yıkayayım ben. Onu çıkar ver de ben yenisini giy, ben onu yıkayayım. Kayburdu. İnnemâ yûselû min bevlil ünsâ ve yundahû min bevlil zeker. Kız çocuğunun idrarından dolayı elbise yıkanır. Erkek çocuğunun idrarından dolayı yıkanmaz buyurdu. Bunun benzeri bir rivayette var. Onu da okuyalım. Ondan sonra yorum yaparız. An ebi semhi, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle yûselû min bevlil cariyeti, cari kız çocuğunun idrarından dolayı elbise yıkanır. Ve yureşşu min bevlil gulam, erkek çocuğun idrarından dolayı da su serpilip silinir. Neden böyle? Şerhte bunu diyor. Lenni sakinin yuallaku bissevbi, kız çocuğunun idrarı demek ki sıkı oluyor. Elbiseye yapışır. Onu yıkanması lazım. Erkek çocuğunun idrarı öyle değil. O incedir, akar gider. Evet. Dolayısıyla bu incelikten dolayı hususen süt emmemiş çocuğun idrarını bu şekilde elbisesini silerek temizlemiştir. Yani Ali radıyallahu anh Hazretimiz kale, o da bir rivayet getiriyor. Yusselü pevlül cariyeti, kız çocuğunun pevlül yıkanır.
Ve yundahu bevlu gulam malem yat'am. Evet, daha henüz yemek yemeye başlamamış süt çocuğu olan erkek çocuğun idrarı suyla silinir. Kız çocuğun ise yıkanması lazım. Evet. Ve onu yine Hazreti Efendimiz'in rivayetle kale buyuruyor ki küntü recülen mezzaen. Ben çok mezisi olan bir kişiydim diyor. Yani mezi akıntı biliyorsunuz. Meni değil. Meni şehvetle gelir. Mezi hafiften bir hararetten dolayı da gelebilir. Ve küntü estahyi en es'elen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sormaktan utanıyordum. Limekâni netihi. Çünkü onun kızı benim zevcemdi. Bu sebepten dolayı utanıyordum diyor. Böyle oldu halde mezi gelmesi beni utandırıyordu diyor. Femertül miktade nil esved. Miktade bin esvede emrettim. Fese elu. Git sor dedim. Ben gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Fakale buyurdu Nefis sallallahu aleyhi ve sellem. Yağsilü zekerehu. Bu kişi mezi gelen kişi zekerini yıkar. Yani temizlenir ve tevadda abdest alır. Meziden dolayı demek ki ne olmaz? Kusul gerekmiyor. Ancak mezi mi, meni mi olduğunu anlamak zaten uyanıksa kolaydır. Buna benzer bir rivayette var. Hasel ibn-i Huneyf kale küntü elka minel mezi şiddeten. Bende çok mezi olur diyor. Ve küntü evet öksiru minhu el iktisale. Bundan dolayı çok yıkanırdım. İktisale. Böyle bir soru da var zaten burada. Mailimize gelmiş. Arkadaşım biri soruyor. Tam biri gelmişken. İki günde bir yıkanıyorum diyor. Meni ile mezi ayırt edemiyorum diyor. Sabah uyanınca cinsel organın ucunda böyle bir ufak bir beyaz bir şey görüyorum diyor. Kitaplarda kokusu yapışkanlığı falan olacak diye soruyor diyor. Söylüyor diyor. Ben anlayamıyorum diyor. Ne yapayım diyor. İmam Yusuf'un şeyini görmüş. İmam Yusuf'un meni çıkma meselesindeki görüşü yıkanamayacağı, utanacağı, fitne olacak bir yerde misafir olduğu zaman meni makarından, sulbünden şehvetle çıktığı zaman dışarı çıkarken de, zekerinden dışarı çıkarken de şehvetli olması lazım şartına koşuyor. Öyle olmayınca zekerini tutup sıkarsa, sonradan sakinleşmiş şekilde çıkarsa orada çıkışta şehvet yoktur diyor. Böylece bu fetva utanacağı, fitne olacağı, yabancı bir yerde misafir kalmış, yıkanma imkanı yok. Bu şekilde olduğu durumda o zaman o ne yapar? Abdesti ilerler diyor. Hemen ileride su bulduğu zaman yıkanır. Ama fetva İmam Azam ve İmam Muhammed fetvası böyle değil. Meni sulbünden ayrıldığı zaman şehvetle atılgan şekilde ayrılınca dışarı nasıl çıkarsa çıksın fark etmez. O cünüp oldu. Cünüp olmak demek o demektir zaten. İhtilam olmak demek o demektir. Vücuttan şehvetli meninin yerinden sulbünden ayrılması demektir. Dışarı çıkarken o atılgan da olabilir. Sakin de olabilir. O duruma göre değişir. Bir. İkincisi bu mesele işte kişi uykudan uyandığı zaman zaten o idrarın dışındaki bir şey yapışkan, rengi beyaz falan filan oluyor. Ne olsa olsun o mutlaka menidir. Şehvet olmuştur. Uykuda sen onu anlamamışsındır. Üzerinde elbisende hararetten dolayı erimiştir, incelmiştir. Dolayısıyla o kesinlikle menidir. Üzerinde uyandığı zaman, yaşlılık bulduğun zaman mutlaka yıkanacaksın. Burada yani bu işlerde bu şey olmaz. Çünkü abdestsiz namaz olmaz. Bile bile de olsa insan dinine çıkar Allah muhafaza. Dolayısıyla bu yıkanma işinde, abdest işinde şaka olmaz. Şimdi bu zat da diyor ben mezi çok oluyor bende. Yani o bir hararetten veya bir düşünceden veya hanımıyla öpüşmekten, tokalaşmaktan da olabilir. Dolayısıyla bundan dolayı şehvet olmamışsa o yaşlık dediğimiz şey mezi çünüp etmiyor adamı. Ne yapıyor? Abdest gerekiyor. Bu zat da sormuş. Diyor ki ben diyor çok menisi olan bir kişiydim diyor. Bundan dolayı da bilmiyordum, yıkanıyordum diyor. Feseltü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sordum anzalisi bundan dolayı. Fekale innema yüzi'uke min zalike. Bundan dolayı sana lazım gelen şey el vudu abdesttir. Abdest gerekiyor çünkü şehvet yok. Kul dedim ki ya Resulallah. Fekeyfe bima yusibu sebi minhu. Peki ondan elbiseme isabet eden kısmı ne yapacağım? Bu necis, necis bir şeydir. Kale yekfike en te'huze keffen min ma'in. Bir avuç su alman yeterlidir. Fennaz
fetendaha biha min sebike. Onun elbisenden söküp atman yeter. Haysü tera ennehu esabehu. Nereye esap etmişse o esap eden yeri temizleyip oradan o akıntıyı gidermendir. Evet. Demek ki orada necaseti gidermek lazımdır. Yıkamak gerekiyor işte. Evet. Kurumuşsa, ama tabi o meni de oluyor. Bunda olmaz. Meni kurumuşsa, mesela bunu söyledim. Katılaşmışsa, kurumuşsa, tabaka hali olmuşsa onu kazıyarak atarsın. Elbise temizlemiş olur. Ama bir daha orayı ıslatırsan bu sefer orası necis olur. Tekrar yıkanması lazım. Ha? Evet. Böyle şimdi gusül meselesinde, temizlik meselesinde epey bir bölüm okumuş olduk. Şimdi kısaca toparlarsak, mail olarak bakalım gelen varsa cevap veririz. Kişi hadesten dolayı abdest alacak. Yani necaset çıktığı zaman, bir de cünüp olduğu zaman gusletmesi lazım. Guslederken evvela sünnet üzere olan bir gusülde abdest, namaz abdesti gibi abdest alınır. Ağzı burnuza su verilir, baş meshedilir. Ayaklar yıkanır. Eğer ayaklar leğen içindeysen yıkanmaz. En son çıkarken yıkanır. Önce gusülden önce daha evvel halaya gidip, tuvalete gidip temizlenmek lazım. İdrar dökünüp içindeki kalıntı varsa onları boşaltmak lazım. İyice bir temizlemek lazım. Sonra avret mahallini yıkayıp çıkıp banyoya geçersin. Orada da güzelce abdest alırsın. Abdestten sonra gusle başlarsın. Ağza burnuna su verip baştan aşağı dökersin 3 defa. Sonra sağ omuzdan aşağı dökersin 3 defa. Sonra sol omuzdan dökersin. Ovalarsın. Yataktan kalktığın zaman üzerinde bir yaşlık varsa o mutlaka menidir. İtilam olmuşsundur, haberin olmaz. İlla rüya görme şart değildir. Bu gibi durumda şehvet olmuştur. Ama sahir zamanda uyanıkken yük kaldırdın, bir yerden atladın, koştun veya korktun. Bu gibi hallerde meni gelirse şehvetten dolayı değildir. O zaman abdest gerekir. Kusur gerekmez. İdrarda sıkınırken, zorlanırken idrarın peşinden bir katı, sert, beyaz, yapışkan bir su çıkarsa o meni değildir. Şehvetten dolayı değildir. O zorlamadandır. O mezidir, vedidir, başka bir şeydir. Bu gibi incelikleri inşallah aklınızda olsun. Temizlikte de yani necasetin isabet ettiği yeri gidermek, onu oradan kaldırmak, götürmek, kazımak, ovalayıp silmek lazım. Bu şekilde temizlik olduğu zaman artık o elbiseyi de kullanabilirsin. Değilse çıkarsın, güzelce yıkarsın, yeni elbise giyersin. İnşallah Cenab-ı Hak bu ilimden, temizlikten cümlemizi nasiplere eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.